İktisat Risalesi'nde üstadımız İranlı bir padişahtan adalet vasfı olduğu için bahsediyor. Nuşirevan-ı Adil. Evet. Buna ilgili anlatmak istediğiniz bir anekdot vesaire var mı? Nuşirevan-ı Adil dünyada tanınmış en adil sultanlardan birisi, idarecilerden birisi. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış ama peygamberliğinden evvel vefat etmiş. Hmm. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kendi peygamberliğinden evvel vefat etmiş ve peygamberine yetişmemiş olan birkaç kişi sayıyor. Bunlardan birisi de Nuşirevan-ı Adil'dir. Kuz bin Said'e var mesela. Hmm. Hatem-i Ta'i var mesela. Bunlar meşhur böyle evet. Kalender insanlar. Hazreti Ömer Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri ile beraber İslamiyet'ten evvel İran'a at satmaya gidiyorlar. Hmm. İran'a at satmaya gittikleri vakit orada bazı gençlerin böyle oynadığını görünce orada duruyorlar, onları seyrediyorlar. Evet. Sonra birisi geliyor, genç delikanlı birisi, bunlarla sataşıyor ve bunların hepsinin atlarını alıp gidiyor. Ama bunlar da hırpalıyor biraz. Tabi bunların paraları yok, imkanları yok, şeyleri yok. Böyle biraz da melul bir vaziyette. Bir hana gidiyorlar. Handa da böyle biraz üzgün görünce han sahibi, biraz da hikmetli bir adam bu. Diyor ki siz yabancısınız, evet. Gördüğüm kadarıyla da epey üzgünsünüz, bir durum mu var? Onlar da anlatıyorlar. Diyorlar ki başımıza böyle bir hadise geldi. Nasıl bir adamdı? Böyle böyle. Diyor ki o diyor bizim Nuşirevan'ın oğludur diyor. Nuşirevan'ın. Tabi ufaklı bir şekilde anlatılıyorsa da genel manada şey bu. Hani Üstad diyor ya, yani birisi evin şöyle yıkıldığını, birisi evin şöyle yıkıldığını anlatsa da bir hadise var ki gerçekten bir ev yıkılmış yani. Şimdi bu hancı diyor ki bizim diyor sultanımız çok adil bir zattır diyor. Kesinlikle adaletinden kimsenin bir ufak şüphesi yoktur. Hangi hadise olursa olsun çözer. Yarın da pazardır diyor. Pazarın filan yerine çıkın. Halk ona durumlarını, sıkıntılarını arz eder. O da oracıkta çözüyor. Hı. Siz de oraya gidin, durumunuzu anlatın. Onlar da gidiyorlar. Bakıyorlar ki hakikaten adamlar gelmiş. Anlatıyorlar durumlarını. O da çözüyor. Ya kendisi ya da emir veriyor. Sıra bunlara geliyor. Diyor ki sizin neyiniz var? Bunlar da diyorlar ki biz Arabistan'dan geldik. Mekke'den geldik. Ondan sonra tercüman vasıtasıyla anlatıyorlar durumu. Diyorlar ki böyle böyle bir durum oldu, şöyle bir şey oldu. Tercüman anlatıyor ama çocuklarının, yani Nuşirevan'ın çocuğunun olduğunu söylemiyor ona. Bunlar da tabii bilmiyorlar, bilmedikleri için Farsçayı. Diyor ki tamam diyor. Onlara o anda hemen bir kese altın veriyor. Diyor ki siz gidin diyor, ben bu işi çözeceğim. Hmm. Onlar da gidiyorlar, diyorlar ki böyle böyle bir durum oldu. Hancı çok rahatsız oluyor. Diyor ki başkasının çocuğu olsaydı cezalandırırdı da, kendi çocuğu olduğu için mi acaba cezalandırmadı deyip kendisi bizzat Nuşirevan'a çıkıyor. Hancı. Nuşirevan'a durumunu anlatıyor. Diyor ki efendim diyor. Burada diyor anlatılan bütün sıfatlar diyor sizin çocuğunuzu gösteriyor. Siz diyor kendi çocuğunuzu muhafaza etmek için bu yabancılara siz zarar mı vereceksiniz? Zulüm mü edeceksiniz? Deyince çok rahatsız oluyor. Hayır diyor. Çağır onları sen. Çağırıyor. Diyor ki atlar ne kadardı? Şu kadar. Hepsinin parasını veriyor. Onlara ayrıca hediyeler de veriyor. Ama diyor sizden diyor isteğim şu, yarın biriniz şu kapıdan, biriniz de şu kapıdan çıkacaksınız diyor. Hmm. Onlar da tamam diyorlar. Çıkıyorlar ve bir yerde birleşecekler. Birbirlerine söylüyorlar görüştükleri vakit. Diyor ki ya Ömer sen ne gördün? Diyor ki ben diyor Nuşirevan'ın oğlunun asıldığını gördüm kapıda diyor. Hmm. Ey Sa'd peki sen ne gördün? Ben de diyor o tercümanın diyor asıldığını gördüm diyor. O hakikati ketmettiği için. Ondan sonra gidiyorlar. Gel zaman git zaman Hazreti Ömer Efendimiz oluyor Halife-i Ruh-i Zemin. Maşallah. Sa'd bin Ebi Vakkas oluyor Mısır valisi. Hmm. Ve bir Yahudinin arsasına göz dikmiş, oraya cami yapacak. Evet. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Ondan sonra da bu Yahudi durumu anlatıyor, kimse dinlemiyor. Birisi diyor ki sen diyor Halife-i Ömer'e git, durumu anlat, o çözer bu meseleyi. Hmm. O da din, İslam dinini bilmediği için yani fazla bir değer vermiyor ama yine de diyor ki şansımı deneyeyim diyor. Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'i ya tarlada çalışırken ya da böyle normal beşerin yaptığı bir işi yaparken görüyor.
Diyor ki Halife Ömer'i görmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Diyor ki Halife Ömer şu anda karşısında bana anlatıyor. Adam şaşırıyor başta. Orada bir epey bir şok oluyor. Diyor ki ya Ömer diyor ben böyle böyle bir sıkıntım var diyor. Benim o arsadan başka bir şeyim yok. Evim orada zaten. Dolayısıyla valimiz de diyor orada bir mescit yapacak. Ben de rızam yok diyor. Bunu ancak sizin çözebileceğini söyledi. Bana o kemiği getir bakalım diyor. Böyle atılmış bir kemik, deve kemiği diyorlar. Onun üzerine yazıyor. Ey Sa'd, ben Nuşirevan'dan daha adilim. Maşallah. Ne demek olduğunu iyi anlıyor yani. Ondan sonra o da vazgeçiyor. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas bunu okuyunca tabii elektriğe yakalanmış gibi. Diyor ki tamam diyor, sen hiç diyor, merak etme diyor. Ben hemen evini de ayrıca tamir ettireceğim diyor. Ne eksikliği varsa göreceğim. Sen de diyor beni lütfen bundan sonra şey yapma, şuraya buraya gidip de şikayet etme. Ben senin bütün ihtiyacını karşılayacağım, arsa da senindir. Deyince adam soruyor durumu. Diyor ki bu ne anlama geliyor? Diyor. Anlatıyor durumu, diyor ki bizim Halife Ömer diyor, İslamiyet'ten aldığı güçle Nuşirevan'dan daha adil diyor. Maşallah. Ben de diyor asırabileceğinden diyor korkuyorum diyor. Hmm. Onun için o da hakkına ediyor, o da Müslüman olduğu ifade ediliyor. Öyle mi? Maşallah. Evet. Allah razı olsun. Ha.